Arkadaşlar merhaba. Öncelikle GeoGebra klasik uygulamamızı çalıştırıyoruz. Bugünkü videoda GeoGebra klasikteki ekranlara bakacağız. Uygulama çeşitlerine bakacağız. Şimdi uygulama ilk açıldığında öncelikle aşağıda klavye çıkıyor. Bu klavye bize hem bilgisayardan yazı yazarken doğrudan yazamayacağımız bazı araçları sunuyor. Örneğin karesi veya kuvveti, karekökü gibi simgeleri, mutlak değer gibi simgeleri yazmamızı sağlıyor. Ayrıca diğer ekranlarda hazır fonksiyonlar var veya matematikte lazım olan simgeler var. Normalde onun haricinde biz klavyeden bazı komutları falan yazarken bilgisayarın kendi klavyesini kullanabiliyoruz. Bunu şimdilik kapatıyorum. Uygulama ilk açıldığında aslında mod olarak grafik hesap makinesi modunda geliyor. Grafik hesap makinesi modu sol tarafta cebirsel giriş ekranı, sağ tarafta da koordinat düzleminin olduğu bir mod aslında. Burada ekranlar GeoGebra'da birbiriyle bağlantılıdır. Yani cebirde bir girdi. Eğer geometrik olarak bir şey ifade ediyorsa koordinat düzleminde de yerini alır. Veya burada başka arayüzler var. Perspektifler. Örneğin 3 boyutluyu da açsak 3 boyut kısmında da eğer girdilerin karşılığı varsa orada da benzer şeyleri göreceksinizdir. Bunun haricinde bizim farklı olarak kullanacağımız kas var. Bilgisayar cebir sistemi. 3 boyutlu grafik var. 3 boyutlu çizimleri ve benzeri yapabilmemiz için. Hesap çizelgesi var. Bunu bir Excel uygulaması gibi düşünebiliriz. Olasılıkta yine istatistiksel grafiklerin çiziminin olduğu bir ekran oluşturmakta. Öncelikle biz genelde geometri üzerinden gideceğimiz için ve geometride de yine çizimlerimizde koordinat düzlemine doğrudan ihtiyaç duymayacağımız için kullanacağımız mod geometri modu olacak. Şimdilik bunu buradan kapatıp yeniden açıp nasıl o haline doğrudan getirebileceğimize bakalım. Bu açıldığında GeoGebra klasik açıldıktan sonra burada geometriye tıkladığımızda geometriye özel bir mod olacak. Bu geometriye özel mod aslında az önceki gördüğümüz koordinat düzleminin olduğu yerde ızgaranın ve koordinatların kaldırıldığı durumdur. Burada biz sağ tıklayıp eksenleri göster, sağ tıklayıp gridi göster dersek aslında doğrudan grafik hesap makinesi görünümüne de dönmüş oluruz. İstersek şuradan perspektiflerden çizmeyi açarsak da bu moda geliriz. Yine burayı kapatırsak şurası da açık olur. Normalde bizim kullanacağımızda ya direkt geometriyi seçmemiz mantıklı ya da buradan eksenleri ve gridi kapatıp bu haliyle kullanmamız mantıklı. Çünkü cebir penceresi genelde lazım olabiliyor veya yaptığımız şeyin ne olduğunu görebilmemiz için, aşinalık oluşturması için burada durması iyi olur. Daha sonrasında en son uygulamayı kaydedeceğimiz zaman cebir penceresini de kapatıp ondan sonra uygulamayı kullanmaya devam edebiliriz. Yukarıda geometri için konuşacak olursak öncelikle yukarıda her tıkladığımızda altında farklı araçlar bulunmakta. Bu araçların ne olduğuyla ilgili birkaç video içinde bilgi de vereceğiz. Şimdi öncelikle biz arayüzü tanıtalım. Buradaki araçların her birinin farklı amaçları var. Buradaki araçlar aynı zamanda arayüzü değiştirdiğimizde yani geometriden cebire geçtiğimizde veya işte 3 boyutluya geçtiğimizde de değişiklikler olmakta. Şimdilik buradan rastgele bir araçla çizim yapalım, ekranımızda dursun. A, B, C noktalarını kullanarak bir tane çokgen oluşturdum. Bu oluşturduğum çokgen aslında içinde barındırdığı elemanlardan dolayı sol taraftaki cebir penceresinde de bunların karşılıkları oluşmuş oldu. Yani aslında bir tane çokgen çizmeyle ben birçok eleman oluşturmuş oldum. Öncelikle 3 tane nokta oluşturdum. A, B ve C noktalarını. Bir
Çokgen oluşturmak için 3 tane doğru parçası oluşturdum. Yine A, B, C doğru parçaları ve bunların uzunlukları da burada yazıyor. Sonucunda da oluşturduğum üçgen U1 üçgeni, o da yine burada yazıyor. Burası yani bizim aslında yaptığımız şeyin elemanlarını göstermiş oluyor. Şimdi şuradan yakınlaştırma yapabiliyoruz. Sol tıklayarak. Buna tıklayarak da ilk açıldığı halini en başa getirebiliyoruz. Bu tam ekran görünümüne geçiriyor. Şurası. Şimdi elimizdeki mouse'un orta tekerleğini ileri geri ittiğimizde neler oluyor ona bakalım. İleri ittiğimizde, tekerleği ileri ittiğimizde nesneye doğru yaklaşıyoruz. Geri çektiğimizde nesneden uzaklaşıyoruz. Sağ tuşla bazı menüleri açıyoruz. Noktanın üzerinde sağ tıklarsak nokta ile ilgili menüyü açıyoruz. Çokgenin üzerinde sağ tıklarsak çokgenle ilgili menüyü açıyoruz. Ayrıca şurada taşı seçiliyken bunlara tıklayarak bunların yerini de değiştirebiliyoruz. Yaptığımız işlemi geri almak için şurayı kullanabiliriz veya CTRL Z ve CTRL Y. CTRL Z geri alma, CTRL Y de ileri alma görevini görecektir. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.